Ve şimdi de dünya gündemi diyelim yeniden. Efendim Meksika Quito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet ederek Birleşmiş Milletler'deki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Ekvador'a emsal teşkil edecek bir ceza talebinde bulundu. Meksika ve Quito arasında tansiyon yükseldi. Meksika Ekvador'u Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti. Ekvador polisi eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glass'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Quito Büyükelçiliğine baskın yapmıştı. Meksika Devlet Başkanı Obrador bu Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir demiş, Ekvador'la diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimat vererek yasal yollara başvurulacağını açıklamıştı. Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Bárcena, Büyükelçilik baskınıyla Ekvador'un uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal ettiğini söyledi. Ekvador'u Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet ettiklerini, bu ülkenin Birleşmiş Milletler faaliyetlerinin durdurulmasını istediklerini duyurdu. Ekvador'a emsal teşkil edecek bir ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Ekvador'un uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesiyle Meksika'ya verdiği ve vermeye devam ettiği zarardan sorumlu olduğunu ilan ediyoruz. Bir özür yayınlayana kadar Ekvador'un Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasını istiyoruz. Quito Büyükelçiliği'nde ağır silahlı askerlerce gözaltına alınan eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glass ise yüksek güvenlikli bir hapishanede. Yolsuzluktan iki kez hüküm yiyen Glass'ın hayatından endişe eden avukatları, ülkenin cezaevlerindeki şiddet ve isyan tarihine işaret ediyor.